Mustafa Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Yeni yılınız hayırlı olsun her şeyden önce. Çok sağ olun. Size de nice seneler inşallah. İnşallah bu sene bize sağlık, mutluluk, hayırlı huzur seneler getirir. Hepimize inşallah. Ben sizleri tanıyarak başlayacağım röportajıma Mustafa Bey. Sizleri tanıyalım. Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Sektörle tanışmam 15 senelik memurluk yaptım. Memurluğu bıraktım. Bankacılığı. Bu işe girdim. Evet. 90 yılından 2020'ye kadar devam ediyorum. 30 sene. 20 sene memleketimde yaptım. Kütahya Simalıyım. 20 sene memleketimde yaptım. 2011'de buraya geldim. 2017'de buraya açtım. Mülk kendimizin, personel kendimizin. Evet. Bu şekilde çalışıyoruz. Oğullarınızla beraber çalışıyorsunuz. Oğullarım, gelinim, Yusuf, Yalçın, Adile Hanım falan beraber çalışıyoruz. Buradan da selamlarımızı gönderelim hepsine. Destekleri, emekleri büyüktür. Ne kadar güzel burada sırt sırtı omuz omuza vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Biraz lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Pidelerden bahsedebilir miyiz? Çeşitlerimizde neler var Mustafa Bey? Pidelerimiz kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, tahinli bir de simav çöreği. Bizim cevizli çörek ekmeğimiz vardır. Bugün akşam yapacağız. Yarın sipariş üzerine de vereceğiz yani millet. Evet, sadece konsept pide mi? Çeşitli çorbamız var, ezogelin çorbamız var. Yani biz sadece o şekilde çalıştık memlekette. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Evet, zor bir iş ama hizmet sektörü zordur. Emek isteyen, sabır isteyen bir iş. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Emek isteyen bir iş tabii öyle yani ne bileyim. Yani biz 30 senedir yapıyorum, daha ben hiç sağlık yönüyle hep hijyenik olarak hep teşekkür almışımdır yani. Temizlik değil mi? Evet. Siz kendi yemediğinizi çocuklarınıza yedirmediğinizde burada insanlara sunmuyorsunuz. İşte çocuklarımla oğlumlarla beraber bu işi yürüteceğiz. Yani ben artık kenara çekildim sayılır. Tabii o artık bayrak devir teslim oğullarınızda olacak. Bayrağı bunlara verdim. Evet, devam edecekler. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Burada aynı anda şu anda 60-70 kişi yani yemek verebiliriz yani. Böyle paket servisleri var mı peki paket dışarıya? İki tane motorumuz var. Evet. Honda motorumuz. Paket servisimizde yapıyoruz. Evet. Ayrıca fabrikaya da bir de veriyoruz. Yani yerlerimiz var yani. İşimiz gayet güzel, iyi. Mutlu oluyorsunuz mutluyuz tabii. Mutluyuz yani. Değil mi? Evet. Severek yapıyorsunuz. 30 sene geçmiş ama hala da bu heyecan sizde var. Zaten biz burayı mesela ben bu dükkanı yaptırdım. Aldım bu dükkanı. Kendimizin bu dükkan. Evet, hayırlı yani olsun. Yani şu anda eksiğimiz yok. Her şey yerli. Eksiğimiz yok. Evet. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Vatandaşa biraz daha ne bileyim hijyenik, güzel hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve başarıyorsunuz. Bunu görüyoruz. Başarıyoruz tabii. Peki, hedeflediğiniz yerde misiniz? Buraları hayal ediyor muydunuz? Efendim? Buraları hayal ediyor muydunuz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerinizde neler olacak? Valla bundan sonra hedefim artık oğullarım, çocuklarım hedefleyecek. Evet. Onlar nasıl yaparsa öyle. Tabii belki onlar da şubeleşmiş olarak devam edebilirler. Neden olmasın? Devam ederler. Fakat torunlarımın okumasını istiyorum. Yani bu meslek zor. Kolay olduğu kadar o kadar da zor. Evet. Yani okusunlar istiyorum. Onun için İnşallah. Torunları pek sokmamaya çalışıyorum buraya. Evet, biraz geri planda oğullarınız inşallah bu bayrağı İlelebet devam ettirecekler diyelim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Mustafa Bey. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ ol Bey. Hoşçakalın. Sağ ol. Saygılar. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Sağ ol.